Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Evet, bugün iki çiçeğimle karşınızdayız. Her zaman benim takipçilerim bilir, Glaksonya mevsimi bu aralar her videomda belki de görebilirsiniz Glaksonyalarımı. Paylaş paylaş, bu güzellik bitmez. Ben de bu çiçeğinin keyifli anını, böyle her anını değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Evet, bugün Glaksonyamız videomuzun başında yer aldı ama arka planda şöyle gördüğünüz gibi şans bambularımız var. Daha doğrusu şans bambusu olarak biliniyor ama genelde halk dilinde lucky bambu arkadaşlar bunlar. Evet, bu lucky bambular genelde hemen hemen çoğu evlerde de süt bitkisi diyorum arkadaşlar sabah sabah. Evet, süs bitkisi olarak da kullanılıyor arkadaşlar. Evet, benim de her zaman bulunduğu gibi gördüğünüz gibi evimde bulunuyor. Bu aralar süs bitkime, şans bambuma ilgi gösteremedim. Tozlanmış arkadaşlar ve suyu azalmış. Şöyle vazosu leke olmuş. Kireç lekeleri olmuş. Bu kireç lekeleri olmaması için yani bu suyumuz ağırlaşmış durumda şu anda. O suyumuzu değiştireceğiz. Ama önce bambumuzun bakımını anlatalım arkadaşlar. Benimki normalde gördüğünüz gibi şöyle yapraklarda birkaç tanesinde sararma var. Zaten benim bu aldığımda böyleydi arkadaşlar. Gayet de güzel ilerliyor ama hafif rengi açık yeşil. Bu da karanlık yerde yani güneşe az yerde bulunduğu için böyle. Benim salonumun masanın üzeri güzel ışık alıyor, güneş almıyor, ışık alıyor. Bu genelde açık yeşil olmasının yapraklarının genelde sebebi ya çok güneş görmüştür ya da çok az ışık görmüştür arkadaşlar. Karanlıkta kaldım diye size haber veriyor. Evet, önce güzelce bir bakımını anlatalım, temizliğini yapalım. Sonra da nasıl bir su karışımı koyacağız onları da göstereceğim. Zaten şurada gördüğünüz gibi bir sodamız, maden suyumuz var. Ve onu nasıl uygulayacağız onu paylaşacağım arkadaşlar. Şu anki videomda maden suyu uygulayacağım. Ve başka bir videomda da bitki besini kullanacağım. Onu da size göstereceğim. Ne kadar, ne miktarda, nasıl kullanılıyor onu da göstereceğim arkadaşlar. Evet, öncelikle ben bu şans bambuma önce bir temizliğini yapayım. Vazosunu temizleyeyim. Ve bu tozlaşmış yerlerini yıkayayım. Daha doğrusu benim sıcaktan dolayı bütün her yer açık ya arkadaşlar. Her yer hava alıyor. Klimam yok. Evimi serin tutmam için, çiçeklerimi serin tutmam için de her yeri açık tutturuyorum bu aralar. O yüzden de çabuk tozlanma oluyor. Ve bol bol da temizlik yapıyorum. Burnum temizlikten çıkmıyor maalesef ki. Evet. Şöyle kök kısımlarını göstereyim ben size. Şöyle birazcık birbirine tutulmuş gördüğünüz gibi. Evet. Güzel de gayet de sağlıklı kökleri var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel. Suyunu temizlemezseniz eğer o ağır metaller besleyen o su köklerde çürümeler yapacaktır. O da tabii bambumuzun da kurumasını, ömrünün az olmasını sağlayacaktır. Ben şu anda bak şuralarda ben buraya kadar su yaptığım için buralarda hafif kireçlenme olmuş. Ne kadar dinlenmiş su kullansak da ya da hazır su kullansak da bu su lekeleri mutlaka oluyor zaten. O yüzden hem temizliğini yapmamız gerekiyor hem de vazosunu temizleyeceğim ve şöyle gördüğünüz gibi üzerinde tozlar var. O tozları yıkayacağım. Gayet de sağlıklı aslında ama şurada bir tanesi bambumun yaprağı yeşil ama gördüğünüz gibi o biraz küçük kaldı. Sebebi de benim evimin yaramazı kuşum var ya arkadaşlar. O kuşum geliyor bunlara değil de bunun üzerine konuyor. O da herhalde şey yaptı. Kızdı, küstü galiba bize. Gördüğünüz gibi yaprakları birazcık didikledi, yedi, yemeye kalktı benim evim oburu. Obur yaramaz. Evet, bunları ben hemen temizleyeceğim arkadaşlar. Yıkayayım, geleyim. Vazomu da yıkayayım, geleyim. Ondan sonra bakımını anlatalım. Evet, güzelce yıkadık. Şöyle bambularımızı temizledik. Hem kök kısımlarını yıkadım. Gördüğünüz gibi daha rengi açık yeşil oldu. Açık sarı oldu daha doğrusu. Hem de şöyle tertemiz o tozlarını güzelce duş aldırdık, yıkadık. Normalde tropikal ormanlarda yaşarken bu bitkimiz. Bizler böyle evlere alıp kuru bir odaya hapsetmeyelim arkadaşlar. Arada bir böyle yapraklarını yıkarsak hem tozlaşmayı önleriz hem de güzeldir.
Bu arada suyunu sık sık değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Sık sık derken şöyle en azından haftada olmasa da 2 haftada bir ya da 3 haftada bir suyunu ben değiştiriyorum. Fazla 3 hafta bekletmiyorum da şöyle normalde 2 hafta falan bekletiyorum. O zaman da suyunu değiştiriyorum. Vazosunu yıkıyorum, temizliyorum. Bu arada şöyle hemen sudamızın ağzını açalım. Arkadaşlar sodamızı direkt böyle asitli olaraktan çiçeğimize kesinlikle vermeyelim. Hangi çiçeğimiz olursa olsun o asiti zarar yapar. Çocuklarınıza faydadan çok zarar sağlarsınız. Bu arada benim şöyle dinlenmiş suyum var. Bu dinlenmiş suyu şöyle sürahime boşaltacağım. Genelde benim bu suluğumda genelde su bulunur çiçeklerim için. Dinlenmiş su her zaman için iyi. Evet, bu kadar yeterli. Evet, şöyle gördüğünüz gibi 1 litre kadar su koydum. Bu artan suyu vazoma dolduracağım. Ben yeteri kadar koyarım. Artan suyu da başka çiçeklerime de verebilirim. Diğer çiçeklerinize verebilirsiniz. Yani hiçbir sorun olmaz. Bu arada Glaxonia videolarım, geriye dönük videolarımda izleyebilirsiniz. Sürekli paylaştım. Tohumdan üretmeyi, çeliğinden, yaprağından üretmeyi, yumrularını hatta ve nasıl bakılması gerekiyor. Geriye dönük videolarımda da eğer kanalıma abone olursanız ücretsiz olaraktan abone olursunuz ve zil butonu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ve geriye dönük böyle çiçek videolarımdan da faydalanabilirsiniz. Bol bol çiçek videolarım var. Mutlaka hoşunuza gidecektir. Çiçek sever dostsanız eğer. Çiçek dostuysanız eğer. Evet. Suyumuz oda sıcaklığında. Maden suyumuz soğuk ama biraz ben onu bekleteceğim için... Biraz onu ben bekleteceğim için arkadaşlar hiç sorun değil. Şöyle biraz bir tahta kaşık getireceğim. Onu da iyice bir karıştıracağım ki asidi gitsin. Evet, çiçeğinize kesinlikle musluk suyu vermeyin. Direkt su vermeyin. Hangi çiçeğiniz olursa olsun. Evet, şöyle karıştıralım ki hem oda sıcaklığındaki o suyu, su onu biraz ılıtsın diyeyim. Maden suyu biraz ılıtsın. Hem de biraz konuşma yaparken biraz o dinlensin ve içindeki o asitler gitsin arkadaşlar. Evet, birçok maden suyunda birçok vitamin ve mineraller var arkadaşlar. Nasıl bizim vücutumuzda çok faydalıysa eğer çiçeklerimiz, bitkilerimiz üzerinde de o kadar faydalı ve etkili. Bunu tüm çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Ha, maden suyu çok pahalı. Gülay Hanım nasıl çiçeklerimize kullanalım diyenler de varsa eğer mutlaka vardır. Çok sevdiğiniz, kurumasını istemediğiniz, hatta harika, güzel, coşsun istediğiniz herhangi bir çiçeklerinizi de kullanabilirsiniz. Hepsine kullanmayın. Benim bir 200-300 kadar çiçeğim var. Belki daha fazla da çıkabilir. Saymadım. Yenilerde sayarsam inşallah onun da videosunu paylaşacağım. Tabii o kadar çiçeğe ben maden suyu mu dayandırabilirim? Tabii ki hayır. Hepsine kullanmam arkadaşlar. Böyle bambum olsun, böyle salonda süs bitkim olsun, kurumasını istemediğim ve hatta daha güzel coşsun istediğim çiçeklerimi kullanabilirim. Evet, musluk suyu kullanmayın dedik. Peki ne yapabiliriz Gülay Hanım derseniz de musluk suyunu böyle bir su kabınız ya da su bidonlarınız, şişeleriniz varsa ona koyun, doldurun. Biraz dinlensin arkadaşlar. Maden suyunu da direkt böyle katmak yerine bir bardağa, açık bir kabın içerisine bir gün önceden koyarsanız içindeki asitler gidecektir. İçindeki vitamin ve mineraller içerisinde kalacaktır. O şekilde böyle sulandırıp kullanabilirsiniz. Direkt kesinlikle kullanmayın. Asitli hayatta kullanmayın. Onu da söyleyeyim. Evet, benim hazır su kullanmıyorum. Musluk suyu kullanıyorum çiçeklerim ama dinlenmiş su kullanıyorum arkadaşlar. Halinden ne kadar da dinlense de birazcık böyle kireç oluyor. Onu da böyle yıkarsanız eğer. Burası geçmemiş ama şöyle biraz tırnağımı alayım. Kızımın. Evet. Benim salonumda demek ki ışık yetersiz geliyor ki. Bu prensesi zaten aldığımda böyleydi ama küçüktü, büyüdü. Bir yıldır bende bu şans bambuları. Lucky bambular. Bir yıldır bende. Gayet de güzel geliştiler. Çok da güzel oldular. Gördüğünüz gibi harika oldular. Evet. Hemen şöyle bakımını anlatalım arkadaşlar. Toprakta da olabiliyor. Bambular toprağa da dikebilirsiniz.
Ama genelde böyle süs bitkisi olarak kullanıldığı için genelde salonlarımızda böyle baş köşesinde en güzel yerlerinde, hele de genelde masamızın üzerinde, pencereden uzak, ışıktan uzak böyle çiçeklerimizi böyle masamızın üzerinde bakıyoruz. Ama arada bir şöyle gel geç güneş, yani yarı gölge, yarı güneş, bol ışık alan, daha doğrusu onu söyleyeyim, bol ışık alan bir yere koyabilirsiniz en azından. Sonra da böyle renklerini böyle güzel, yaprakları güzel coştuğu zaman, keyfi yerinde olduğu zaman da böyle masanızın üzerine tekrar alabilirsiniz. Ama ara ara da tekrar o bol ışıklı yere çiçeğinizi koyarsanız daha iyi olur. Onun sağlığı için arkadaşlar. Evet, çocuklarımıza nasıl bakıyor, ilgileniyorsak çiçeklerimize de öyle ilgileniyoruz. Ve ihmal de etmiyoruz. İhmal ettiğimiz zaman zaten o çiçekler kendiliğinden böyle yaprağıyla, çiçeğiyle, kök çürümesiyle zaten o size hemen haber veriyor zaten, ben kuruyorum diye. Bu prensesim gayet de iştahı yerinde, keyfi yerinde, ama dediğim gibi evimizin yaramazı geliyor gidiyor, bunların üzerine konmuyor, iyi ki de konmuyor. Buna kondu, mahvetti. Birkaç da yapraklarını didiklemiş tabii bu arada. Evet, haftada bir, 2 haftada bir suyunu değiştirebilirsiniz. Fazla da her zaman her zaman sık sık değiştirmeyin. Suda yaşayan bir bitki ama o sudaki yosun şeylerine de ihtiyacı var. Hani kesinlikle de öyle kokulu suyu bırakmayın içerisinde arkadaşlar. Ben 2 haftada bir, 2,5 haftada bir, en fazla 3 haftada değiştirdiğim oldu ama fazla da 3 haftaya bırakmıyorum arkadaşlar. Evet. Dedik gel, bol ışığı seviyor. Çiçeğimize de böyle arada, her zaman değil, her suyunda değil arkadaşlar. Evet, şöyle doldurduk. Gördüğünüz gibi benim burada suyum arttı. Onu da ben başka çiçeğime kullanacağım. Evet, bu Glaksonyama da kullanabilirim. Şöyle yapalım. Şu prensesi şöyle kenar alalım. Evet. Fazla farklı çiçeklerime de kullanabilirim arkadaşlar. Evet, buraya barış çiçeğimi getirdim. Bunu ben yavrudan kenardan ayırmıştım geçen yıl. Evet, bunu da böyle kullandık. Evet arkadaşlar, barış çiçeğinde geriye dönük videolarımda bakımını paylaştım. Oradan izleyebilirsiniz. Ve konumuz bambuydu. Şöyle ön planına getirelim. Ve arkadaşlar, şimdiye kadar nasıl baktıysam ben onu anlattım. Yakın bir videomda da inşallah birazcık bu suyumuzda beklesin 1-2 hafta kadar, inşallah o zaman da çiçek besini nasıl verilir, ne kadar verilir, ne kadar, hangi miktarda verilir, onları da konuşalım. Direkt suda olmaz mı Gülay Hanım? Olur, tabii ki de olur, neden olmasın? Ama böyle nasıl bizim vitaminlere ve hasta olduğumuz ilaçlara da ihtiyacımız varsa, bu çiçeklerimiz de böyle arkadaşlar. Arada bir, her zaman olmasa da arada bir verin. Zaten her zaman kesinlikle vermeyin. Ben çiçeklere kimyasal kullanmaktan birazcık kaçınıyorum arkadaşlar. Doğal bakım daha güzel çiçekler için, ama doğru bakım olursa arada bir de az böyle vitaminlere ya da böyle sodalara, maden suyuyla destekleyici olaraktan arada bir bakarsak çok çok iyi olur çiçeklerimiz için. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdilik bu kadar. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. En güzel terapi çiçek terapisi ve çiçekli kalın arkadaşlar. Rabbim gönlünüzde hangi güzel dileğiniz varsa Rabbim kabul etsin. Allah'a emanet olun. Bu arada Instagram hesabını da takip etmeyi unutmuyoruz. Çok güzel müzik eşliğinde reels videolarımız var. Oradan da takip ederseniz çok güzel, harika çiçek videolarım var arkadaşlar müzik eşliğinde. Ve like'larımızı unutmuyoruz ve desteklerinizi de bekliyoruz. Tam destek olsun diye bir çiçek, böcek, emoji de olsun eklerseniz sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Güzel kalın inşallah.